ben siyasete yabancı değilim. Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bafra'da kurucu ilçe örgütünde görev olarak başladım. O dönemde birçoğunuzun yaşı ilerlemiş olan deneyimli arkadaşlarımızın hatırlayacağı üzere Muzaffer Önder abimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştık. Allah rahmet eylesin. Sezai Önder aynı şekilde. Rahmetli İhsan Kaltavan değerli dostumuz, sevdiğim bir arkadaşım da onlarla birlikte siyaset yaptım Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22 döneminde milletvekili adaylığına görevlendirildim. Fakat siyasette bazen insanlar başladığı gibi gitmiyor. Biz ilkeler doğrultusunda siyaset yaptığımız bu partimizde ülkemizin aydınlık geleceğini, gençlerimizin umutla baktığı yarınları, herkesin özgürlük, iş, aşk mücadelesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar mücadele verdik. Tabii bütün bunlar olurken vazgeçilmez Atatürk, vatan, millet, bayrak sevdamız hepimizin ortak kavramıydı. Bunlar tartışılması bile söz konusu değildi. Fakat bu ilkeler doğrultusunda bu görüş ve düşüncelerimizin Sayın Genel Başkanımızın parti kurmasıyla birlikte Memleket Partisi'nde daha iyi vücut bulacağını ve hayata geçireceği noktasında maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ayrılma durumunda kaldık. Ve Memleket Partisi kurulduğunda kurucu il başkanı olarak görevlendirildim. Kurucu il başkanlığından sonra biliyorsunuz milletvekili aday adaylığı için müracaat yapıldı. Ben de diğer arkadaşlarım gibi müracaatta bulundum. Genel merkezimiz bu müracaat neticesinde şahsımı birinci sıra milletvekili adayı olarak onurlandırdı. Ben siyasete yabancı olmadığımı size daha önce söyledim. Samsun'un sorunlarını ve ilçelerin sorunlarını ne olduğunu biliyoruz. Tabii bunların çözüm yolları genel merkezimizin üreteceği politikalara bağlı olarak çözüm önerilerimize Memleket Partisi'nin deneyimli kadroları Türkiye'nin hayati ve önünde bulunacağı ciddi noktalara dikkatini çekip önümüzde yaşayacağımız başta deprem ve gıda konusunda, su konusunda ülkemizin ciddi sorunlarla karşı karşıya geleceğini mütakip defalarca il başkanlığımızla yaptığımız basın toplantılarında da sizlere durmaya çalıştık. Genel merkezimizin bu saydığım önemli konularda bunu ülkemizin beka meselesi olarak gördüğünü, hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin bu projeleri Türkiye sevdası olan, vatan millet sevdası olan herkesin alıp uygulaması gerektiğini, önemli olan bu politikaların her türlü siyasi görüşün üzerinde olduğunu defalarca dile getirmiştir. Biz de bu görüş doğrultusunda Memleket Partisi'nin Türkiye'de hak ettiği yeri alacağını ve parlamentoda ciddi anlamda milletvekiliyle parlamentoda olacağımızı biliyoruz, görüyoruz. Bunu Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Samsun'un sokaklarında görüyoruz. Samsun'un gençlerinde görüyoruz. Bunu hissediyoruz. Ve bu seçimlerde Memleket Partisi Samsun'da çok büyük sürprizler yapacak. Hiç kimsenin tahmin etmediği şekilde milletvekilini çıkaracağız. Ve Türkiye'de Samsun'un sesini parlamentoda mümkün olduğu kadar yüksek sesle dile getireceğiz, dillendireceğiz. Ben bu anlamda hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin şimdiye kadar hangi partiye oy vermiş olurlarsa olsunlar sadece bizim kriterlerimizden, kırmızı çizgilerimiz doğrultusunda mezhepçilik yapıp, vatan millet düşmanlığı yapıp, Atatürk'e hakaret eden bu tür terör örgütleriyle iç içe olan ülkemizin birliği, beraberliği, vatanın bütünlüğünü kastedecek davranışlarda olan hiçbir siyasi anlayışla biz yanan olmayacağız. Onların oyuna da talip değiliz. Biz Memleket Partisi olarak bu ülkenin şerefli, namuslu, onurlu insanların oylarına talibiz.
Vatan, millet, bayrak bizim için her şeyden daha çok önemlidir. Yurt her şeyden daha çok önemlidir. Biz bu görüş doğrultusunda şimdiye kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun bütün yurttaşlarımızın oyuna talibiz. Onların hepsinin ortak sesi olacağız ve Memleket Partisi farkını Samsun'da hep beraber yaşayacağız. Öncelikle Samsun'da Memleket Partisi'nin kadın adayı olduğum için çok mutluyum ve çok gururluyum. Zaten burada daha önceden de kadın komisyonu başkanıydım. Gerek Samsun'un yerel sorunları, gerekse kadınların sorunları, gençlerin sorunları ile ilgili elimizden ne geldiyse yapmak için buradayız. Bu göreve talibiz. Ben de uzun yıllar yine Samsun'da öğretmenlik yapmıştım. İmam Hatip Lisesi'nde, daha öncesinde Rize Pazar'da öğretmenlik yapmışım. Fizik öğretmeni olarak Türkiye'nin çeşitli illerinde çalıştım. Samsun Anadolu Lisesi'nde en fazla görev Samsun Anadolu Lisesi'nde yaptım. Daha sonra sadece ben öğretmen olarak da çalışmadım. Öğretmenlik sürecinde Eğitim İş Sendikası'nın Samsun Şube Başkanlığı yaptım. 2011 yılında Şube Başkanlığı seçildikten sonra 3 yıl daha Şube Başkanı seçilerek bu görevimi devam ettirdim. Ne zamana kadar? Muharrem İnce Partisi'nin kurduğu 17 Mayıs 2021 tarihinde emekliye ayrılma kararı verdim. Yani bu süreçte bütün gençlerin sorunlarını biliyoruz, ülkenin sorunlarını biliyoruz. En önemli sorun eğitim olduğunu biliyoruz. Çünkü eğitim yani bir ülkenin gerçekten bağımsızlık sorunu. Bu anlamda partime mutlaka faydalı olacağımı düşünüyorum. Benim kendi adıma yine bazı yazılarım, gazete yazılarım var. İşte buradaki arkadaşlarımızın haber sitelerinde eğitimle ilgili yazılarım var. Yine okul öncesinden üniversiteye kadar bir eğitim raporum var. Yapılmış bu eğitimle ilgili anket çalışmalarım var. Eminim ki biz bu bilgi birikimimizi partimiz gerçekten iktidara gelecek olursa ya da iktidarın bir şekilde içerisinde olursa tabii biz olacak diye yola çıktık ve bu şekilde mücadele edeceğiz. Bu deneyimimizi, bu bilgilerimizi biz bizim çocuklarımız için, bizim ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için kullanmak amacıyla sadece siyaseti siyaset değil, Türkiye'deki gençlerin önünü açacak çalışmaların içinde bulunmak için tercih ettim. İsmim Doğukan Ekiz. Samsun'da doğdum, Samsun'da yaşıyorum yıllardır. 19 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi mezunuyum. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi'nde yerel yönetimler ihtisasımı tamamladım. Akabinde şu anda da kamu yönetimi üzerine yüksek lisans yapmaktayım. Özel alanımda afet yönetimi. Uzun yıllardır sivil toplum örgütlerinin içerisinde bulundum Samsun'da. Bunlardan başlıca Ahbap Derneği'nin Samsun İl Başkanlığı'nı yaptım 3,5 sene kadar. Onun ardından 2,5 sene kadar Ahbap Derneği'nin yine şehirler genel koordinatörü olarak genel merkez bünyesinde görev yaptım. En sonunda Gençlik Laboratuvar Derneği adında Samsun'da gençlik katılımı alanında çalışan bir dernek kurduk. Yol arkadaşlarım da bize kurucu yönetim kurulu başkanlığı görevini tevdi etti o dönemde. Bununla birlikte 1965 Üniversiteli Samsun Sporlar Derneği'nde yine kurucu yönetim kurulu üyeliğini yapmış bulunmaktayım. Memleket Partisi'nde siyasete atıldık milletvekili adayı olarak şu anda görevdeyim. Buradaki bizim temel amacımız aslında Samsun'da gördüğünüz bazı eksiklikler var. Bunlar hepinizin malum olduğu üzerine Samsunculuk, Samsun Spor'un bununla birlikte gençlik katılımı alanları Samsun'da herkesin üzerine mutabık olduğu ve bu alanda çalışmalar yapılması gereken alanlar aslında. Biz de bu alanlarda Samsun'daki vatandaşlarımızın, özellikle genç arkadaşlarımızın temsilcisi olmak adına bu yola çıktık. Umuyorum hepimiz için hayırlı bir seçim süreci olur. Bununla birlikte gençlerin katılımının da daha çok arttığını göreceğimiz bir seçim süreci olur. Unutmadan şunu da anlatmak isterim. Samsun'da 232 bin genç seçmen var. Yani Samsun'daki seçmenlerin yaklaşık %22'si genç, 18-29 yaş arası. Burada uzun yıllardır Samsun siyasetinde gördüğümüz genç bir milletvekili adayımız ya da genç bir milletvekilimiz gençlik temsil edebilmek adına buradan meclise ne yazık ki gidemedi. Umuyorum bizler bu anlamda Samsun'daki gençlerin bir temsilcisi olarak mecliste de görev almaya doğru ilerleriz. Önümüzde çok uzun yıllar var. Gençlerin temsiliyetinin artması gereken durumlar var. Biz tüm bunların karşılığı olarak yola çıkmış bulunmaktayız. Ben Mehmet Mert Coşa, Memleket Partisi milletvekili adayım. 12 yaşından beri aktif siyasetle ilgileniyorum. Genel başkanımızın ilk en büyük konuşmalarından biri olan
meclis konuşmalarıyla bu siyaset yoluna girdim. Genel başkanımız yolunda bu işe gönül verdi. Bu iktidar yorgun bir iktidar. Bu muhalefet de halkımız olamayan bir muhalefet. Biz umut olmak için, üçüncü bir yol olmak için buraya geldik. Bu yola çıktık. Biz gençlerin sesi olmak için çıktık. En genç milletvekilleri adaylarından biriyim ben. Samsun'da artık gençlerin de aktif rol almasını istiyoruz. Samsun'da artık gençlerin söz sahibi olmasını istiyoruz. Sadece Samsun'da da değil, Türkiye'de söz sahibi olmasını istiyoruz. Memleket Partisi de bunu yapabileceğimiz en büyük partilerden bir tanesi. Genel başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum buradan gençlere böyle destek verdiği için. Biz işçinin, emekçinin yanında olacağız. Her zaman söylüyorum, Samsun'da da öyle olacağız. Tüm Türkiye'de böyle olacağız. Parti politikalarımız bunlardan ibarette zaten. Yani onun dışında öğrencilere, işçilere, emekçilere, esnafa, biz bunların hepsinin sorunlarını biliyoruz. Samsun'un sorunlarını biliyoruz. Bunlara çözüm olmak için çok büyük politikalar üretiyoruz. Genç arkadaşlarımız, kadın kardeşlerimiz ve bu ülkede sorgulayan, düşünen ciddi anlamda bir kitle olduğunu görüyoruz. Biz Samsun'da en büyük sürprizi yapacağız. Genel Başkanım 5 kere Samsun'a geldi. İlk geldiği günde bize şunu söyledi. Biz Samsun'da Türkiye'nin en büyük sürpriz yapacağı illerden bir tanesi olacağız diye dile getirdi. Ben de bunu memnuniyetle Samsun'un sokaklarında görüyorum. Bana gelen telefonlardan görüyorum. Diğer arkadaşlarımızın, farklı farklı partilerde siyaset yapan arkadaşlarımızın kendi partilerinde demokrasi önde çıkacak, halkın dediği olacak, ön seçim yapılacak beklentileriyle emek verdikleri, ter akıttıkları partilerinde tam aksine bir durumun izlendiğini üzülerek ifade ettiklerini ve bunların desteğinin birçoğunun Memleket Partisi yönünde olacağını bana telefonlarla bildirdiler ve ben Samsun'un bu şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Şimdi gelirken seçim koordinasyon merkezinin önünden geçtim bir partinin. Şimdi de devasa afişlerini asmışlar. Valla bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz kendi imkanlarımızla herkesin helal parasıyla, alın terleriyle bir araya getirdiği maddi kısıtlı bütçemizle insanlara ulaşacağız. Belki onlar 15, 20, 30, 40 arabayla gelecekler ama biz tıpkı genel başkanımız dediği gibi eski bir model otobüs ve bir telefonla bütün Samsun'un en ücra köşelerine kadar bütün partili arkadaşlarımızla ev ev gezeceğiz. Herkese derdimizi anlatacağız. Ülkeye olan bağlılığımızı yapmak istediğimizi anlatacağız. Ve halk buna teveccüh edecektir. Karşılığını en iyi şekilde Memleket Partisi'nde bulacağını görecektir. Ben yine söylüyorum, en büyük sürprizimiz yapacağız Samsun'da. Türkiye'de kutuplaştırılmış bir siyaset üzülerek görüyoruz ki insanlara dayatılmak isteniyor. Bir tarafta AKP hükümeti, diğer tarafta 20 yıldır AKP'yi bir türlü iktidardan götürmek düşüncesi ve niyetinde olmayan bir blok var. Şimdi insanlar diyorlar ki ya oraya vereceksin ya buraya oy vereceksin diyorlar. Ama her iki kutupta da kendi mensup bulunduğu durumdan, izlediği politikalardan memnun olmayan çok ciddi sayıda insanların olduğunu görüyoruz. AKP'de benim yıllardır bu partiye oy verdim ama yaptığı politikaları, ekonomik politikaları, dış politikaları, gençlerle ilgili politikalarını, mülteci politikalarını beğenmiyorum. Artık bu partiye oy vermek istemiyorum diyen ciddi sayıda insan olduğunu herkes biliyor, görüyoruz. Aynı şekilde diğer blokta da ya elim buraya gitmiyor ama karşı tarafta da Tayyip Erdoğan var, ona da oy vermek istemiyorum diyen herkes zoraki kendi bloğu içerisinde istemeyerek oy verdiğini bildiğimiz çok ciddi anlamda seçmen kitlesi var. Ve bu insanlar üçüncü bir seçenek arıyorlardı. Güvenebileceği, halkına yalan söylemeyen, izlediği politikaları günde birlikte ülke menfaati için yapmayı düşünen birisi çıktı. Halk da onu sahiplendi. O nedenle biz hiçbir bloğun bölücüsü değiliz. Biz solu da bölmüyoruz, sağa da bölmüyoruz. Sadece ülkede doğru olan şeyleri insanlara anlatıyoruz. O insanlar da bunu anlıyorlar. Çünkü anlattıklarımız
Gündük kaygılar kişilerin menfaati için değil, ülkemizin geleceği doğrultusunda olduğundan dolayı Halk Memleket Partisi'ni tercih ediyor. Bunu memnuniyetle görüyoruz. O nedenle biz ne bir bloğun ne de diğerinin ne destekçisiyiz ne de onu böleniz. Biz seçim politikamız ne cumhur ne millet tek yol memleket anlayışıyla kendi çizgimizde yolumuza yürümeye devam ediyoruz. Tabii bize gelen anket sonuçlarında bazı basın mensuplarında da yayınlandı. En son bize ulaşan parti oyumuzun %12 civarında olduğunu ve bu %12'lik kitlenin %37'sinin AKP seçmeninden olduğunu gördük. %25'inin CHP bloğundan oy geldiğini gördük. Ve diğer kararsızlar, gençler, özellikle gençler bize verilen rakamlarda 270 ile 300 bin gencin Samsun'da oy kullanacağı yönünde duyumlar var. Tabii resmi rakamları alacağız 2 gün sonra. Bu gençlerin çok büyük bir kısmının teveccühünün Memleket Partisi'ne yana olduğunu sevinerek görüyoruz. Ve yapılan iki ankette de genç kardeşlerimizin %60'ının Memleket Partisi dediğini, o nedenle bizim en büyük güvencemiz başta gençler olmak üzere kararsız seçmen ve bu ülkedeki namuslu, Allah korkusu olan, helalden haramdan korkan insanların çok büyük bir kısmının desteğini alacağız. O nedenle biz hiçbir bloğun destekçisi de değiliz, bölücüsü de değiliz.